Onun için eski yağlar burada biriktirilir. Bundan alınıyor, şeyin üzerine konuluyordu. Ve burası böyle bir çalışıyordu. Kısaca burası bir küçük fabrika. O dönemlerin fabrikası. Şimdi ise yağı değirmeninin olduğu yerdeyiz. Oradan devam eden, havuzdan devam eden su buraya geliyor. Burada ise yağ, zeytinyağı üretilen şu değirmen teknesinin, sadece teknesinin kalıntısı kalmış orada. Bunu çarkları varmış. Tabii biz onu tam anlayamadım nasıl döndürürdü. Bu çarkları genelde işte hayvanlarla, binek hayvanlarıyla döndürüyorlardı başka yerlerde. Tabii bu çarklar suyun etkisiyle burada mutlaka çok güçlü bir su vardı da bu çarklar döndürebilirdi. Tabii baktığımız zaman şu an için o çarkların nasıl döndürüldüğünü tam anlayamıyoruz. Bu değirmenin benzerleri başka yerlerde binek hayvanları ile çatların çekilmek suretiyle çatlar döndürülüyordu. Tabii değirmen olayı bittikten sonra biraz önce anlattığımız o hikayenin devamı var burada. Burada çamaşır yıkamak için kullanılıyormuş bu tekne. İşte buradan gelen su alınıyordu. İşte çocuklar yıkanıyordu. Su ısıtılıyormuş burada. Buraya gelen su orada kaplar içerisinde su ısıtılıyormuş. Ve şu taşların kökünde ısıtılan su işte çocuklar yıkanıyordu. Elbiseler, kıyafetler, yatak çamaşır yıkanıyordu. Sonra burada çalıların taşların üzerine seriliyormuş. Bu kurutma işi tamamlandıktan sonra ise hayvanlar yükletilip tekrar 7 kilometre ilerideki Kalabaş Köyü'ne gidiliyordu. Bunlar yakın tarihe kadar hemen hemen gelmiş yaşayış şekilleridir. Benim bir halam vardı. En son Emine Hala dediğimiz işte bir halamızdı. Yani annemin halası. Bundan yaklaşık 10 yıl önce vefat etti. Yani işte 80 yaşlarında olmuş olsa, yani 90 yıl öncesi yaşanan bir olaydır bu. Onun özellikle ben ağzından dinledim. Onunla işte biz buraya çocukken hayvan beklemeye gelirdik. Ve o anlatırdı. İşte bizi burada yıkardı annemiz. Burada yemek yapardık. Burada çamaşır yıkardık diye anlatırdı. Tabii bu hani taşlar üzerine serilen, kurumak için serilen çaputlar var ya, bunlar içinde başka bir hikaye vardır. Biraz sonra yerine gittiğimiz zaman o hikayeyi yerinde göreceğiz.
Şimdi burası Ayvasıl suyunun olduğu yer. Biraz önce bahsetmiştik. İşte Ayvasıl Dağı burası. Değirmenlik, Kalavaç, Alevkaya arasındaki bir noktadayız. Ve Ayvasıl suyunun birçok bilinen önemli özellikleri vardır. Cilt hastalıklarının birçoğuna iyi gelmekte. Buradaki çamur ve su ikisi birlikte ilk önce yoğruluyor. O hastalanan kısımlara sürülüyor. İşte bir gün burada kalılıyor. Aşağıda bir havuz var. O havuz su dolduruluyor ve orada yatılıyor. Ertesi gün bu işlem tekrarlanıyor. 3 gün boyunca hiç buradan kaçılmayacak. Çamur ve su. Bunları tabii kendi elinle kazacaksın. Çamuru, uygun çamuru bulduktan sonra oraya yatacaksın. Ve çamuru içinde yuvarlanacaksın diyorlardı. Şimdi bu tabii inanç o dönemlerde bize de öyle hoş gelirdi. Ancak bugün görüyoruz birçok kaplıcalarda bunun bilimsel yönden yapıldığını duyuyoruz, görüyoruz. Belki de Ayvasıl suyunun da bu şifa verici özelliği vardır. Ayrıca Ayvasıl suyu içildiği zaman böbrek taşlarını düşürdüğünü inanılıyordu. Ve buradan taşınan su Lefkoşa'ya bidonlarla götürülüyor. Orada birçok böbrek hastasının iyileşmesi için bu su götürülüyordu. Tabii bu su önceleri çok güçlü bir pınar vardı burada. Ki iki tane havuzu dolduruyordu. İşte gördüğümüz biraz önce değirmenleri çalıştırıyordu. Burada belki de 100-150 dönüm arazi var. Bunların tümünün bahçe olduğunu duymuştuk. İşte dut ağaçları, limon ağaçları ve diğer ağaçların bulunduğunu varsaydığımızda burada o dönemlerde gerçekten güçlü bir pınarın mevcudiyeti söz konusudur. Tabii aradan geçen kurak yıllardan dolayı şu şöyle gelmiş. Ayrıca biraz önce bahsettiğim işte çamaşırlar burada yıkanıyordu. Şu üstte gördüğümüz şu taşın üzerinde beyaz bir insana benzer boya var. Onlardan 3 tane vardır bu taşların üzerinde. Tabii burada kadınlar geliyor, işte çarşaf yıkıyorlar falan yapıyorlar, yıkanıyorlar. Daha sonra buradan gidiyorlar. Bunu bölge halkı biliyor. Şimdi biraz önce Deli Halil Efe'den bahsetmiştik. İşte bu Deli Halil Efe daha o zaman küçük yeni delikanlı. Abisi bunu davara gönderir. Bu inat eder gelmez. Der ki yenine be git de göresin kadınlar var Ayvasıl'da. Beyaz şafkarır ya gidir boyar. Hemenden çıkar çocuk koşarak gelir buraya. Bakar ne kadın var ne bir şey var. Ama köye gittiği zaman bu ileride gördüğümüz boyalar belirgindir aşağıdan köyden. Ancak buraya geldiğimiz zaman pek de fazla belirgin değil ve böyle bir işte hikaye.
değil. Geldik onun üzerine mesela ne gördük? Bu kurt sineği insanın gözüne atar, ağzına atar. Ve bu öyle boğmaca gibi öksürdür insanı. 15 gün sürer. Bu sineğin kurtları tebaağızdan geçsin ya gözüden. Göze giren doktor çıkarırsa biraz, çıkarır çıkaramazsa kalan vücuda gider. En az 100 tane nedir bunun içinde? Kaç defa saydım bunları? 100 sürdürebilmesi için. Niye? Yardımda. Ya başlayın, çok gözüne atar. Gözüne atar, bu ağzına atar. Yedi gün daha burada, bir yıl daha çöktü. Karnında yedi gün daha? Ya. Evet, evet sıktım yine burası. Daha da hiç çıkardı bak. Ne kadar var? Şimdi bu kurtların bir tanesi bile geçerse. Bunları hepsini atar gözüme. İçine ya azık bazı. Sinek kurt atar. Budur. Kurt sineği bu. Hastalığı nasıl bu? Hastalığı yoktur ya. Bu zaten bütün gece seni öksürdür işte nasıl boğmaca öksürü gibi. Öksürür. Yani gözüne atarsa ki gözün şişer.